Gülşen Tekin bizleri sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyor. Hayırlı günler diliyor. İlginize teşekkür ediyor Gülşen Tekin. Hayırlı günler başkanım, diliyor. Sağ olun. Hayırlı günler diliyor Gülşen Tekin. Hayırlı günleriniz olsun. Yüreğinizde hep umut olsun. Gülşen Tekin sizleri sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyor. Hayırlı günler diliyor Gülşen Tekin. Saygıdeğer Kırkaraliler. İyi başkanımız Ahmet Ünal. Milletvekilimiz Gülşen Tekin. Sizleri sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyor. Hayırlı günler diliyorlar. Gülşen Tekin sizleri sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyor. Hayırlı günler diliyorum Gülşen Tekin. Tabii Türkiye'nin dört bir yanında sorunlar çok ama özellikle Kırıkkale'de uzun süredir gidip gelen bir siyasetçiyim. Ben son 7 yıldır sürekli Kırıkkale'yi takip ediyorum. İşsizliğin, yoksulluğun en çok olduğu illerden bir tanesi. Bugün Sayın İl Başkanımız da ifade etti. Yani en çok icra dairelerinin, hapishanelerin çoğaldığı bir olması, il olması son derece üzücü. Büyük olasılıkla karşılaştığımız bir başka manzara çok sayıda Orta Doğu coğrafyasında Suriye, Iraklı yine bu ilde. Yani doğrusu şehire baktığımda vallahi en çok geri kalmış bir şehrin bir tanesi de bu. İşte bir köye gittim. Gittim köyde vallahi doğudaki köyler bile öyle değil. Ama buna rağmen ısrarla AKP'ye oy vermeleri konusunda da kafamda ciddi soru işaretleri var. Onu da söylemek istiyorum. Şuna diyebilir miyim Sayın Başkanım? Vatandaş bilinçlenmiş artık eskisi gibi değil. Yani siz demeden her şeyi biliyorum. Şuna emin ol ki 18 maddeyi Sayın Binali Yıldırım'dan daha iyi biliyorlar ve anlatıyorlar. Çok kararlılar. Bugün de Kırıkkale'deyiz. Neler diyorsunuz Kırıkkale'ye? Kırıkkale'de çok iyi karşılandık. Sağ olsun Kırıkkale'liler her zaman çok yakın bir ilişkilerimizde oluşunca. Şimdi biraz sonra da Türkiye'nin en çok emeklisi olan şehirdeyiz. Emekli Parkı'na gideceğiz. Emekli Parkı'nda da vatandaşlarımızın düşüncelerini emekli alacağız. Emekli hayırlı işler, hayırlı işler dileyeceğiz, evet. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni çok kararlı. AK Parti'ye oy veren seçmen kardeşlerimiz de bu gidişat, bu tehlikeli gidişatı gördükleri için hayıra dönüldü. Teşekkür ederim. Sağ olun.